Herkese merhaba arkadaşlar. Stormworks'un bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Seriye devam ediyoruz. Şimdi depoyu boşalttık. Ve viteslerle oynayacağız demiştik değil mi? Vitesleri şöyle bir şey yapalım. Bu vites 6'ya 5... 6, yok. 3'e 2 kalsın. Yok. 6'ya 5 yapsın bunların direkt. 6'ya 5 yapalım. Vitesi aktive ettiğimiz anda 6'ya 5 olarak çalışacak. Ya da bunu direkt 6'ya 5 yapıp bunu 3'e 2 yapabiliriz. İyice tasarruf kafasında olur. Fena olmayabilir aslında. Şimdi ne demiştik? Bizim yakıt depoları şimdi geldi değil mi? Bakalım şuradan bir fluid meter geldiği için yakıt depolarını custom yapabiliriz. O da demek oluyor ki bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Oralara birer adet straight pipe koyacağız şöyle. Ardından bu arkadaşı şöyle bir kapatacağız güzelce ne. Tarafta da. Öyle kapatıyoruz. Evet, böyle depolar bence yeterli olacaktır. İki tarafta da bir depomuz var mı? Var. Şimdi o zaman yakıt alış noktasını böyle değiştireceğiz. Yine iki depo da birbirine bağlı olacak. Evet, fakat bu sefer böyle döndüreceğiz bunları. Yani aslında bir dakika bir dakika bunları döndürmemize gerek yok. Bu arkadaşlara ihtiyacımız yok çünkü artık custom yapıyor olduğumuz için onlara ihtiyacımız yok. Ne yapacağız? Bunu buraya şöyle koyacağız. Evet. Şimdi bunu buradan alıp buraya kadar uzatacağız şuraya. Buradan aşağıdan bir delik açacağız. Buradan aşağıya bunu indireceğiz. Böyle koyamadım. Şuraya. Buraları tabii böyle açık bırakırsak depo olmaz, değil mi? Şunu şöyle koyalım. Buraya bir adet fluid port koyacağız. Ardından şurayı da kapatacağız. Bu sayede ne olacak? Yakıt buradan direkt motora ve buraya dolacak. Şimdi bunun bağlantısını da buradan çakalım hemen. Şöyle yapalım. Connector alacağız. Fluid connector bir adet. Buraya yerleştireceğiz. Depoda eksik dedik bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Tamamen. Yaparsak daha düzgün olur. Evet, tamamlandı. Ön taraftaki şeyleri sildik. Bataryaları silelim. İki batarya. Bunu da seçebiliriz. Ön taraftan iyice ağırlığı arkaya doğru çekmiş olduk. Bakalım ağırlık noktamız birazcık da ne yaptı? Geriye doğru gitti. Şuralardaydı çünkü ağırlık noktası 3 blok geriye kadar gitmiş. Tabi depoda olduğu zaman iyice geriye gidiyor olacak. Buraya birer tane fluid meter koyacağız. Bu da bizim yakıt deposunun içerisindeki yakıt miktarını bize söylüyor olacak. Pompa olayına da nasıl yapsak diye düşünüyorum. Şuraya yapılabilir bir adet. Şuraya bir adet T koyarız. Lan düz bağlarız yine.
Fakat buraya bir adet pump koyarım. Şöyle olması gerekiyordu. Burası bit out olacak. Ters koydum. Ve bunu bir tane daha yana kaydım. Böyleydi sanırım. Bit out yine yanlış koydum. Uzun taraf diğer tarafa bakıyor. Diğer tarafa bakıyor. Çok güzel. Buraya biraz tekrardan sistemi bağlamış olduk mu? Olduk. Bu tarafta konnektörü, ha bu tarafa aldım. Yani tamam. Okey. Pompanın burada durmasının hiçbir anlamı yok ama o zaman şu an. Eğer konnektör orada olacaksa hiçbir anlamı yok. Konnektörleri biz buradan kaldıralım. Şöyle yapalım. Atalım. Connector'ı tekrardan açabilir miyiz? Oh. Portumuzda koyduk. Pompamız oradan alıp fıt 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 basacak buraya. Tamam. Şimdi bu iyi. Fluid valve çalıştığı zaman bana bunu açacak. Yakıt şeyini de bir adet add modül yapacağız. Add modül kullanamayacağız. Bir adet kendimize ne kullanacağız buradan? İki bateri bir dial'dan iki tane kullanırsak. Bir tanesi varmış burada. Güzel. Bunlardan bir tanesi fluid meter'a bağlanacak. Fluid level gösterecek bu. Yani yakıt olup olmasının önemi yok. Sadece maksat iki tane dial'ı şeyi birleştirelim. Sayıyı. Value to display buraya getireceğiz. Aynı zamanda ondan sonra da bataryalarımızı koyacağız buraya. Batarya. Şöyle koyalım. Bataryaları da buradaki arkadaşa bağlıyoruz. Bunu da buradan value battery level diyeceğiz. Tamam. Elektriği anlamda da kendimizi bir bağlayalım. Bataryayı ana switch'e, bataryadan buraya elektrik. Tamam. Buradan bağladık. Buradan bağladık. Elektrikçi olarak da. Ha bir de jeneratörlere bataryalar bağlayacağız. Ne oldu? Ağırlık noktasını birazcık geriye çekmiş olduk. Vitesi değiştirmiş olduk ve bu aracı da böyle seyredebiliriz. Ondan sonra bir de şuraları boyayalım. Seyrettik ama bir daha seyrederiz. Şimdi bir okey. Span edebiliyoruz ve son derece düzgün görünüyor. Okey. Şimdi şöyle yapacağız. Hemen gideceğiz yukarıya uyuyacağız. Bir görev gelene kadar, hava düzenine kadar. Bir de canımız herhalde tam full değil. O yüzden hala aşağıda can barı görünüyor. Onu da doldurmuş oluruz. Gidelim bir uyuyalım şöyle 2 dakika hemen. Görev gelir belki bu arada. Rescue Equipment Research'ını tamamlamış olduk. Transfer Crew görevi geldi. Çok güzel. Rescue Equipment görevi sayesinde artık winch koyabiliriz. Winch olayına da girebiliriz şu anda. Bir tane, iki tane winch bağlayabiliriz aracın arkasına. Şahsen ben bir tane bağlamayı düşünüyorum. Ve onu da buraya koymayı düşünüyorum şimdi. Paramız var zaten. 21 bin paramız var şu anda. Çok güzel bir rakam. Ha bu arada Spotlight 4 tane de varmış elimizde. Bunları da kullanabiliriz. Şimdi buradan bir tane winch aldık. Bu winch arkadaşımızı şöyle yerleştireceğim ben. Şöyle yapalım. Burayı da kapatalım tekrardan. Ortada olsun istiyorum ki sorun yaşamayalım. Aynı zamanda
4 tane şuradan uzaklaştırıp piramit 4 alacağız. Böyle koyarsak kesinlikle okey olur. Ortadan burnun geçmesi de çok artık önemli değil. Şimdi burada en arkada mıyız? Değiliz. Okey, güzel. Bunu o zaman kaydırabilirsek birazcık geriye kaydıralım şöyle. Bunun önüne buradan iki bloklarımı koyabiliyor muyuz? İkilileri bilmiyorum ama ikilileri koyamıyoruz. Birerlerden koyacağız maalesef. Şöyle bir burun yapacağım ki şey olsun. Birazcık daha suyu rahat yarsın. Öyle söyleyeyim. Evet, okey. Şimdi vincin bağlantısını yapacağız. Bunun arkasına bizim şuradan boyaya tıklayalım. Vinci de boyayalım şöyle. Çok güzel. Bizim buraya 3 adet toggle ihtiyacımız var. Toggle button. Uno, dos, tres. Bak bak, görüyor musun? Bak, İtalyanca falan da yapıyoruz. Bunları da bağladık buraya. Okey. Şimdi bu arkadaşın ucuna bir tane electric cable, small connector bağlayacağız ona da. Electric rope connector. Rope diyelim, pardon. Buraya elektrik demeyelim. Electric cable anchor. Electric cable anchor'ı buraya koyuyoruz. Bunları siliyoruz. Ondan sonra buraya da bir adet konnektör. Fluid değil. Small connector arkasına takıyoruz aletin. Şimdi elektriğini bağlayalım bunların. Şöyle bir şey yapacağız. Bunu clear content, resize. Şöyle bir yükseltelim. Şöyle bir daraltalım. Buralardan da kısalım şöyle. Sadece bunu alıyoruz. Tamam. Bunu copy diyoruz, pasta diyoruz. Farklı bir grid olarak koyuyoruz oraya ki aşağıda serbest bir şekilde dursun bu. Daha sonra bunun kablo bağlantısını yapacağız. Rope tıklayarak buradan bağlıyoruz. Tekrardan logic'e girdik. Logic'ten ne yapıyoruz? Şimdi bu aşağıya diyor. Bu yukarıya diyor. Bu da on-off switch. Buradan da magnet toggle diyoruz. Ve şu anda sistemi bağlamış olduk. Bu aşağıydı. Aşağı. Yukarı. Kitle. Dersek eğer. Sanırım artık düzgün bir şekilde çalışıyor olması lazım bu sistemlerin. Length'in bir anlamı yok. Elektriğimiz var. Okey. Bunu da bir save alıyoruz şöyle ve spawn ediyoruz aracımızı. Ben boş durduğu zaman nasıl duruyor? Halen daha birazcık öne doğru bir basıklık var. Hafiften. Ama o kadar da kötü değil. Şimdi şuradan girelim. Bu halatımızı, borumuzu alalım şuradan. Güzel. Tekrar yukarıya çıkıp bağlıyoruz ve yakıt aktarımı yapamıyoruz çünkü bu yukarıya dönük. Bunu verdik. Oraya doldursun depoyu. Ne kadar alacak bilmiyorum. Bayağı fazla olabilir bu sefer. Depoları büyüttük çünkü. Burada da fazla benzin kalmadı yalnız. Bizim bu Coast Guard acaba nasıl bir yer ya? Burada liman gibi bir yer görüyorum da burada inşa yapılabiliyor mu bilmiyorum. İnşallah yapılıyordur. Coast Guard outpost'u alabiliyormuşuz çünkü şu anda. Buraları alamıyoruz daha. 2000 litreye geçiyoruz. Çok güzel. İyi, ciddi rakamlar. Biraz dalgalanmaya başladı deniz. 1500 litre maşallah. Üç bin litre. Abo. Depo sağlam büyümüş bizim. Bu arada görevimizi açalım. Transfer crew görevimiz var. 3 kişiyi taşıyacağız. Buradan
Buraya taşıyacağız. Yani 6 kilometre sonra 7 kilometre o yöne gideceğiz. 3500 litre. Tamam, tertemiz. Bolca yakıtımız var. Kapımızı kapatalım. Switch açtık. Gaza bastık. Tüketmiyor muyuz? Bana mı öyle geliyor? Tüketmeye başladık. Şu an tam tasarruf modundayız. Ağır gidiyoruz. Ama yakıt tasarrufumuz az. Ya da hızlanıp birazcık daha hızlı gidip biraz daha fazla yakıt harcayarak biraz daha hızımızı arttırabiliyoruz şu anda. Öyle gidelim. Depomuz büyük zaten. Yetecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada hazır buradayken şu şeyi de deneyelim bir. Bağlanıyor mu? Ucu ışık yanıyor. Bağlanıyor. Aşağı, yukarı. Tamam. O da çalışıyor. Evet, yolumuz belli. 5,5 kilometre Rigworker'ı alacağız ve başka bir şeye, rafineriye götürüyor olacağız. Birazdan görüşürüz. Evet, geldik. Havaalanına geldik. Düşük vitese aldım ben bunu. Ağır ağır gidiyorum. Yakıt tüketmemek için. Sakin sakin. Ağır ağır gidiyoruz şu anda. 900 metremiz kaldı. Burası ana havaalanlarından birisi. Büyük bir havaalanı burası. Zaten jet yakıtında sattığımız yer burası. Aynı zamanda. Bu Coast Guard'ın da sınalı bir. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz. Buralara doğru da bir şeyler açarız büyük ihtimalle dönüş yolunda vesaire. O da iyi olur aslında bakacak olursanız. Navigasyon ışıklarımızı açalım. Kabin ışıklarımızı açalım. Başka bir şey açmamıza gerek yok zaten. Ağır ağır gidiyoruz. Gördüğünüz gibi düşük viteste de olsa sıkıntı olmuyor. Ağırlık arkada olduğu için zaten burnu hep böyle birazcık havada kalıyor. Bu da birazcık daha aerodinamik olmasını sağlıyor aracın. 3300 tabii. 1500-200 litre falan yemişiz buraya gelene kadar. İyi aslında 8 kilometre 200 litre çok fena değil. Ama düşük vitesi aldığım için tabii daha diğer viteste olsaydı epey bir yiyordu o zaman. Bir şuraya yanaşalım. Daha ben hızlanayım da öyle öyle yanaşalım birazcık artık geldik buralara. Haydi tekrar başlattım sizi çok bekletmeyeyim. Burada da bir yapı var. Spot ışığımızı yakalım da önümüzü görelim. Şuraya yaklaştığımızda ne kadar yakın olduğumuzu görelim aşağıya doğru. Şimdi döndürmeyi düşünüyorum şöyle. Burada durabiliriz. Konumumuza bir adet waypoint atalım ve karşıya geçelim. İki kişi alacağız. Üç kişi alacakmışız, özür diliyorum. Personel taşıyoruz. Buranın ne yazık ki bir adam akıllı bir şey yok. Port tarzı bir alanı yok. Dolayısıyla böyle tırmanıp garip garip hareketler yapmak zorunda. Ama güzel geldik. Yukarıda da bir şey görmedim. Sen takip et, sen takip et, sen takip et. Dedim iyice hava karardı. Orta.
Yaptık. Buraya çıkalım. Geliyorsun ha. Aa, süpersiniz. Aferin size. Evet. Gece yolculuğu yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. 11 kilometre yolumuz var. Tasarruflu gitmek lazım. Evet. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Oydur'ya 1 kilometremiz kaldı. Yani neredeyse hiç yakıt tüketmiyoruz bu hızda. Bayağı bir yavaş gidiyoruz ama en azından yakıt tüketimimiz epey bir az. Tasarruf sağlıyoruz. Yakıt tasarrufu yapıyoruz. Gelmek üzereyiz. Hatta burada hazır madem buraya kadar geldik. Kaydı da başlattım. Devam edelim. Son 900 metre. Bu arada burada bir adet hava alanı açtık. Büyük bir hava alanı var burada. Satın alabileceğimiz ileride. Burayı verdikten sonra da buradan yukarıya doğru evimize doğru ilerliyor olacağız. Bu arada araştırma olarak da şu anda Large Boats araştırmasını yapıyorum. 8 puana, 9 puanımız vardı. Bize bunlar bir iki tane işte thruster, pervane ve foghorn vesaire bir iki bir şey veriyor. Onları da kullanıyor olacağız inşallah ileride. Şimdiki Oyrig'e geldik. Oyrig nasıl? Bunun merdiveni yandan şurada sağ tarafta. Okey. Farklı bir platform burası. Buradan herhangi bir şey al sat yapabiliyor muyuz? Kuru doyulu buradan 12 kuruş alıyormuşuz. Burada 17 kuruşsa burası daha ucuza veriyor. O da güzel bir rakam. Büyük rakamlarda 5 kuruş çok ciddi fark ettiriyor. Ama bence bu haritada en karlı olay 2.28 dizel değil de 13.83 neredeyse 14'e jet yakıtı olacaktır. Bence o bayağı karlı bir sonuç şey yapacak bize diye düşünüyorum en azından. Şimdi Oydrig'e geldik. Şurada merdivenimiz var. Oraya doğru yanaşacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Takip et, takip et, takip et. Gelecek misiniz tatlım? Gelmiyorlar. Dur orada. Bakalım tek tek taşıyacağız. Merdivenle alakalı sorunları var. Eğer çok merdivene şey yapamıyor maalesef. Aa, aşağı mı düştün? İnanmıyorum sana ya. Vallahi inanmıyorum sana. Efsanesin. Burada bir araştırma yapalım. Belki bir kutu vesaire tarzı bir şey bulabiliriz. Bilemiyorum ama. Evet. Burayı da tamamlamış olduk. 7000 keşimizi aldık. 900 soş puanımızı aldık. Buralarda kutu, koli tarzı şeyler arıyorum. Aa, bunlar çok güzelmiş.
Şuradan içeriye bakalım. Belki buralarda bir şeyler vardır. Yani bir ihtimal tuvaletin içinde olacağını sanmıyorum ama yine de bakıyorum öyle işte. Yataklar var. Üst kata bakalım. Üst kat nasıl acaba? Onu da burada sanırım. Evet. Aynı dizayn. Aynı dizayn. Ve kutuyu bulduk. Çok güzel. 200 cash verdi. 12 research puanı verdi bize. Çok güzel. Research puanlarımızı arttırıyoruz. Bu şekilde. Kulenin üzerinde bir şey olduğunu sanmıyorum. Yok. Belki alt katta olabilir. Bazen alt katta da bir şeyler olabiliyor. Bunun üzerinde de var mı? Yok. Şuradan aşağı inelim. Bu katta belki bir şey çıkabilir. Bu odalara bakalım mesela abi. Evet, bir tane daha çıktı burada. 12 research şu an 1100 para aldık. Çok güzel. Burada kontrol odası tarzı bir yer var. Kadarıyla buralardan geçemiyoruz. Etrafından dolanırız. Sanırım bu kadar. Güzel. Yani çok ciddi bir research puanı biriktirdik şimdi. Bu bize fayda sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi ışığımızı kapatalım. Buradan azıcık gaz verelim. Eve döneceğiz. Evet, tıklayalım. Set waypoint diyelim. Ve kaç kilometre gideceğiz? 7,2 kilometre gideceğiz. Hadi bakalım. Oraya bir gidelim. Evet arkadaşlar, uzun bir yolculuğun ardından geldik. Neredeyse hiç yakıt tüketmedik dediğim gibi. Çok uzun sürdü fakat geldik buraya. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu bölümü burada bitireceğiz. Bir sonraki bölümde bu arada bir tane görevimiz geldi. Standart turist 1 saat 20 dakika 5 kişi taşımamız gerekiyor. 4 turist 1 tour guide. Bir sonraki bölümde onu yapıyor olacağız. Ve eğer yapabilirsek bu aracı birazcık hızlandırmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.